Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bir video çekeyim dedim. 3 boyutlu yazıcı ile rüzgar türbünü yapımı hakkında. Öncelikle benim uzun süreden beri takip edenler bilir. Bunu ben Ender 3 ve 2 ile yapmıştım. Yaklaşık olarak 2 yıl oldu. 2 yıldan beri dışarıda. Hatta şöyle enerji falan üretmiştim ben bununla bir ara. Step motorla, DC motorla, bisiklet dinamosu ile herhangi bir motor ile yapabilirsiniz. Fakat son onlara soktum. Diğer parçası kaybolmuş. Bu da şu anda böyle kaldı. Yani dışarıda uzun süre kullanmama rağmen PLA filament olmasına rağmen herhangi bir sorun yaşamadım. Sonra şöyle bir farklı bir model var. Bu da farklı bir rüzgar türbini modeli. Burada da motorun bağlantıları burada işte. Bu şekilde böyle duruyor. Ya da alttan veya üstten yapıyorsunuz motoru bağlantılarını. Bu şekilde dönerek enerji üretiyor. Bu da yaptığım farklı bir model, bu rüzgar türbünü. Bu da biraz farklı bir model, burası falan biraz göze batıyor. Bu da böyle bir model. Şu anda bu modelin ben aynısını otomatikle ile basıyorum. Birkaç tane parçasını falan basmaya başladım. Yaklaşık olarak bu bir gün, bir buçuk gün falan sürüyor bunu komplerden böyle basmak. Şu modelin aynısının burada resim var. Bunun parçalarını SolidWorks ile çizilmiş. Bir kısmını falan ben çizdim, ekledim. O şekilde. Orijinal rüzgar türbününün küçültülmüş versiyonu. Burada da dilimleme problemi var. Dilimledim. Bir tane parçasını basıyorum. Destek ayarlarını falan yaptım. Böyle. Yani 3 boyutlu yazıcı ile rüzgar türbünü yapabilirsiniz. Tabi dilimleme program ayarları çok farklı, baskı ayarları çok farklı. Bunun gibi bir sonuç almak için çok farklı. Yani hani yapılabilir fakat birçok döneme ve ona göre özel ayarlar yapmanız gerekiyor. Yoksa hani bu şekilde böyle bir rüzgar türbünü modeli anca maketini olur. Hani böyle döndürdüğünüz zaman falan parçanın birbirine uyması için bir sürü hassas ayarlar yapılması gerekiyor. Şöyle yazıcıya da göstereyim. Baskıya başladım. 2 saat falan sürecek. Yine ben zaten kısa kısa short olarak bunları paylaşacağım. Böyle bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Instagram adresim @earobot2k ile. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ortamda şöyle.